Tamam oğlum, anladık işte. Yiyecek bir şeyler mi? İyi tamam, şimdi bakarım mutfağa. Çocuklara bir şey hazırlasanıza ya. Bak gene açmış hepsi. Ya yok baba, boş ver onları. Zaten hep açlar. Yani 5 dakika sonra yine acıkacaklar nasılsa. Oğlum sen onlara yoldan bir yiyecek al, götür. Tamam o zaman öyle yapayım ben. Oğlum saçmalama ya. Ya burnuma böyle bir inşaat kokusu gibi bir şeyler geliyor. Böyle inşaat tozu gibi. Bakacağım. Ne kokusu? Sana öyle geliyordur. Benim burnum iyi koku alır. Sanki biri burnumun dibinde inşaat yapıyor öyle yani. Duygu! Duygu gel şu Deniz'le işini konuşalım. Anneciğim sen konuyu açma demiştin. Aç kızım aç. Şimdi zamanı, gel konuşalım. Peki ne zaman gidelim? Ne zaman istiyorsanız gideriz. Denizli bana uyar. Zaten ben Denizli'yi çok severim. İki Denizli'yi de çok severim. Biri bildiğimiz Denizli, öbürü Mustafa Denizli. Anneciğim sen ne diyorsun? Tamam kızım, sen bir internetten uçak biletlerine falan bak. Tamam o zaman ben biletlere bakayım. Gitmişken Pamukkale'yi de görürüz. Yalnız Haluk, bizim oraya gitmemiz demek bu işin iyice resmileşmesi demek, biliyorsun değil mi? O çocuk bu eve girdiği zaman zaten bu iş resmileşti Meltem Hanım. Hayır yani çocuğun henüz işi yok, okulda bitmemiş bilesin de. Bunların hepsi teferruat. Önemli olan iyi insan olsun. Gerisi hikaye. Allah Allah. Nereden? Sen almıyor musun bu kokuyu ya? Ne kokusu? İnşaat kokusu. Ben nerede olsa tanırım. Sen bugün inşaata gitmişsindir, üstüne sinmiştir. Gitmedim. Bilmem. Allah Allah. Ben niye almıyorum ki kokuyu? Öf. Ay böyle bir şey oldu. Bu kebap ağır geldi, böyle bir soda içeyim. Şimdi senden istesem 1000 tane laf edeceksin. Yok kadın hakları, yok kadınlar hizmetçi mi, yok kalk kendi sodanı kendine al. Aşk olsun hayatım, ben ne zaman öyle dedim sana. Seve seve getiririm, sen otur. Otur, ben getiririm sana. Allah, çıldıracağım ha. Merhaba Haluk. Ne haber? Hadi yürü, gidiyoruz. Evet. Hadi. Nereye? Sinemaya. Ben gelmem. Aa, neden? Öyle gelmem. Merhaba Bertel. Merhaba, merhaba. Canım ne diyoruz biliyor musun? Sinemaya gidelim. Aa sinema, ne kadar iyi fikir. Ben gelmem. Saçmalamayın ya. Film evde seyredilir. Şöyle alalım güzel bir DVD koyalım seyredelim ha. Ya Haluk olur mu öyle şey? Dev ekran, sessizlik, ışıklar sönmüş, zifiri karanlık. Sinema sinemada seyredilir. Sinema para tuzağıdır. Adam başı 10-15 lira. O da fasat bir sinemada. Sonra bir de mısır alacaksın. Mısır olmazsa olmuyor biliyorsun. Bir de ben bunu anlamıyorum. Dünyanın en gürültülü yiyeceği sinemada satılıyor. Bir kere gerçek sinema sevenler patlamış mısır yemez. Yemesinler kardeşim. Sinir oluyorum ben bir kere o mısırdan çıkan sese. Çattıdı çıttıdı, çattıdı çuttudu. Bir de pahalı. Yani mısırcı filmciden daha çok para kazanıyor. Mısır'a verdikleri parayı bu sinema severler filmcilere verseler vallahi Hollywood'u geçeriz. Tamam. Mısır almayız hayatım. Hadi gidelim. Hadi. Otopark parası. Kahve parası. Su parası. Yani 4 kişilik bir ailenin sinemaya gitmesi bir servet. Onun yerine diyorum size alalım bir DVD,
misler gibi seyrederim ha. Ya olur mu öyle şey Haluk? Evde DVD seyretmek sinemada film seyretmenin yerini tutar mı? Evde film seyretmenin konforu hiçbir şeyde yoktur. Bir kere çişin gelince durdurup çişe gidebilirsin. Pauza bas dursun ayna böyle duruyor. Ondan sonra telefonunu kapatmak zorunda değilsin. Beğenmezsen sonuna kadar beklemek zorunda değilsin. Kapat, bitsin gitsin. Yani Haluk, şimdi evde böyle telefonlar falan çalarken yani film seyretmek olur mu ya? Çok saçma, filme haksızlık. Öyle mi? Televizyonda dizileri öyle seyrediyorsunuz, dizilere haksızlık değil mi? Hayatım, onlar televizyon dizisi. Biz sinema filminden bahsediyoruz. Ha, dizilerde az emek mi var? Haluk, çok merak ediyorum. Acaba aynı anda kaç tane sanat dalına karşı çıkabilirsin? Evelallah 7-8 tanesiyle başa çıkabilirim. Ya hadi uzatmayın işte. Alalım bir DVD güzel güzel seyredelim. Ya bir kere evde film seyretmek çok saçma Haluk. O yönetmenler, senaristler, oyuncular sen evde telefonda konuşurken film seyret diye yapmıyorlar o filmleri. Onlar nereden bilecek bizim nasıl seyrettiğimizi? Buradalar mı? Kamera mı var? Allah Allah. Bakın ben size böyle o ortamı da yaratırım. Böyle cips mips alırız. Ha çerez. Patlamış mısır istiyorsanız ışıklarda söndürürüz. Ne yapalım Meltem ya? Seyredelim bari yani. Ey seyredelim. Budur. Ben gideyim bir DVD alayım o zaman. Güzel bir şey al ama. Sen merak etme ben 3-5 tane DVD alırım sen bir tanesini seçersin. DVD mi alacaksınız? Evet. Orijinal mi? Orijinal tabii. Oho, siz bir DVD'ye 25 lira mı veriyorsunuz? Korsanı var, daha ucuz. Korsan seyrederim oğlum. Öyle deme baba, korsan çok ilerledi. Yani filmler daha vizyona girmeden korsan çıkıyor. Aa yok, olmaz. Korsan olmaz, korsana karşıyım ben. Ay ben de öyle korsan DVD falan seyretmem, resmen hırsızlık. E o zaman onlar da pahalıya satmasınlar. Oğlum araba da pahalı, gidip çalıyor musun? Çalmıyorum da anne. Korsan araba olsa gidip onu alırım. Yani o kadar para vermem ben bir araba. Üniversiteli havuca bak hele. Oğlum emek hırsızlığı. Oğlum korsan film almak demek o yönetmenin, senaristin evinden bir şey çalmakla aynı şey. Korsan morsan yok. Evde DVD seyrederim ama korsan asla. Sen merak etme Gönül ben orijinal alırım. Tuna abi beni de götür de otobüslerde sürünmeyeyim bari. Malum arabamız yok. Havuca bak hele. Korsan otobüs olsa ona da binecek. Vallahi korsan otobüs var mı bilmiyorum da korsan taksi var. Hem de çok ucuz. Korsan CD neyse korsan taksi de o demek. İkisi de emek hırsızlığı. Oğlum bak bu yanlış bir şey. Kanun dışı. Sakın bir daha bindiğini duymayayım. E, tamam anne o zaman araba alın. Bu konuyu burada kapatalım. Korsana uç defol. Defol gözüm görmesin seni. İnşallah. Görüşürüz canım. İnşaat kokusu alıyor musun yok, sen? Yok ben almıyorum. Ne kokusu ya? Sen otur. Geç.